Merhaba, ben Ömer Faruköz. Bugün Blender'dan çektiğim fotoğrafları Blueprint olarak kullanarak bir model yapacağız. Karanlık model yapacağız. Önce şuradan programlardan hangilerini kullanacağız? Blender ve FSPY kullanacağız. Bu programı açtık. Şuradan benim daha önce çektiğim fotoğraflar var. Şurada şey kalıyor. AA diye bir isim olması lazım. Evet, şu klasörde fotoğraflarımız var. Bu fotoğrafa şöyle bir isim verelim düzgün. A olsun bunun ismi. Bunun ismi B olsun. İlk A fotoğrafını şöyle sürükledim, bıraktım. Şimdi burada eksenlerimiz var. Bu eksenlerden bu resmi kontrol edeceğiz. Şuradan şöyle eksenleri yerleştirelim. Şöyle daha iyi gözükmesi için şu şekilde getirdim. Bunu şuradaki menüden yapıyoruz. Şu şekilde eksenleri oturtuyoruz. Bu program perspektiften kamera açılarını falan hesaplayarak Blender'a entegre ediyor. Bu işlem yaptıktan sonra save dedim, kaydettim. Buradan neydi bizim resmimiz? A resmini seçmiştik galiba. Evet, A resmi. Bu şekilde kaydettik. Evet. Şimdi programımızı tekrar açalım. Programlardan. Şöyle sağda dursun, aşağı indirelim bunu. Şimdi B resmi düzenleyeceğiz. Y'ler şu taraftaydı. Şu şekilde düzenleyeceğiz. Eksenler önemli burada. Şöyle şunu düzenledikten sonra. Şekilde düzenledik. Bu işlem de bitti. Şöyle eksenler bir düzgün bir kontrol edelim. Şurası X, Y, Z diye bu şekilde. Bakın burada eksenler yanlış. Şunu 2 saat falan yaparsak. Eksenlerimiz düzeldi. Şu noktayı hangi noktaya getirdiğimizle bir alakası var bilmiyorum ama şu an aynı yere getirelim. File save dedim. Tekrar kaydettim. Pardon, bunu kaydetmemişiz. Bunu B olarak kaydettim. Şu A olarak zaten daha önce de kaydettiğimizi aynı şekilde şu noktaya buraya getirdim. File save dedim ve kaydettim. Şimdi buradan çıkalım. Şunu da kapatalım. Bundan sonraki yapacağımız işlem modelleme işlemi. Şuradan Blender'dan ilk kamerayı sildim. File, import demeden önce şuradan add-on'u göstereyim. Bunların linklerini add-on'da yüklemeniz gerekiyor. Zaten add-on'u biliyorsunuz nasıl yüklendiğini. Şuradan import, export, import FSPY project diye bir add-on var. Bunu şey yüklüyoruz Blender'a. Şuradan bir import seçeneği geliyor ekstradan.
Buradan desktop'tan EE diye bir klasörümüz var zaten. Şuradan A resmini import ettik. File import'dan tekrar B'yi import edelim bu sefer. Gördüğünüz gibi farklı iki açıdan kameramız gelmiş oldu. Şimdi şöyle bir bakalım. Kübümüz var. Bu kübü Edit moda geldim. Şu aşağıdakileri seçtim. Şu moddayken. GZ1 dedim. Şöyle sıfır noktasına getirdim. Sonra hepsini seçtim. G, Shift, Z dedim. Şöyle bir konumunu ayarladık. G, G diyerek, X diyerek. GZ ile de şu yüksekliği ayarlayalım. Evet, bu şekilde yapmış olduk. Şimdi biz bu kameradan görüyoruz. Bunu görmek için sıfıra bastığımızda bakın bu kamerayı seçmiyor. Sürekli aktif kamerayı seçiyor. Çünkü aktif kamera onu kısırlı olarak şu aktif olduğunu şu üzerindeki siyahlıktan anlıyoruz. Bunu aktif etmek için kontrol sıfıra bastığımızda bu aktif oluyor. Bakın bu şekilde yapmış olduk. Burada bir sorun var. SX diyerek şöyle büyütürsek veya Object Set Origin, Origin to Geometry dedim. SX ile büyütürsek şöyle daha uygun oluyor bunun için. Şimdi diğer kameradan bakalım. Control 0 dedim. Bundan bakıyoruz şu an. Bakın orada yaptığımız için burada geçerli olmuyor. Aslında aynı görüntü. Kamera açılarını ayarladık ama böyle sorunlar çıkartabiliyor bazen. Mesela şundan daha fazla modelleyelim. Bu taraftan işten götürelim. Yani bu görüntü açısını daha fazla kullanalım. Tam açıklayamadım. Extrude ettim yukarıya doğru. Şimdi bunun bir hizası var. Şu hiza şuralarda bir yerlerde kestim olarak. Şunu Ctrl R ile loop cut attım. Şöyle bir şey yaparsak. Herhalde bunun hizası burada. Şimdi şunu düz gelmesi gerekiyor ama düz geliyor mu? Perspektif sorunları var galiba. Normal şartlarda bunu böyle getirdiğimiz zaman şunu şurada ve şurada bitmesi gerekiyordu ama bizim resimde perspektifi düzgün ayarlamadığımız için sorunlar oluştu. Bir de şu alternatif kameradan bakalım. Şu şekilde. Bizim model biraz yamuk duruyor herhalde. Bunu şöyle aşağı indirdim. Bunun için daha düzgün bir kamera açısıyla bakarsanız daha iyi olacaktır. Mesela şunu şöyle düzgünlüğünü ayarlayalım. SX dedim. Şu şekilde büyüttüm. Şuradan da bize sorun vermemesi lazım. Düzgün olması için. Bunun için. GX dedim. Biraz yamuk duruyor modelimiz. O yüzden SX ile büyüttüm. GX'e şöyle getirelim. Evet, bu şekilde.
yapmış olduk. Şimdi bunu böyle getirdiğimiz zaman şunu ortalaması gerekiyor. Şu bölümleri. Bakalım. Hala sorunlar var. Bunları da yapmak için Rotate Z ile biraz Z eksende döndürelim modelimizi. GZ ile şöyle getirdiğim zaman hemen hemen ortalıyor. Şöyle biraz daha getirsek GZ ile. Evet, bu şekilde oraları hafiften tamir etmiş olduk. Şöyle yaptığımız zaman, mesela şunu şöyle yaptığımız zaman şöyle gelmesi lazım. Buradaki yüzeyleri seçtim. Şu alt kısmı bitirdik zaten. Şuralarda hafif sorunlar var ama onlar önemli değil. Bu üst kısmı Y ile ayırdım. SX ile, pardon, SY ile şöyle büyüttüm. Şu çatıyı halletmiş olduk. Sonra bu yüzeyi seçtim. Buradan yeni bir şey ekledim. Yani pozisyon için bir tane işte transform ekledim. Tam ismini bilmiyorum. GX diyerek şöyle aşağı indirdik. Sonra şunu iptal edelim. Bir tane daha ekledim. Pardon, şu edge olarak değil de. Şuradaki yüzeyi seçtim. Bu yüzeye göre davranmasını istiyorum. Bir tane daha ekledim o transformlardan. Sonra GX ile şöyle getirdik. Şöyle bakalım yamuklu falan nasıl. Modelde de biraz yamukluk var galiba. Tahta sonuç, tahtadan yapılmış bir model, yapıştırma falan. Bunları yaptıktan sonra extrude Z dedim. Şöyle getirdik. Şurada modelde hafif bir kıvrımlar var. O kıvrımlar yapmak için de şöyle tahta yapıştırma, yani şöyle düz geliyor şu kısım. Orayı iki kez G tuşuna basarak şöyle ayarladık. Evet, bu şekilde yapmış olduk modeli. Yani şu kısımlar, bu iç kısım. Bu kısımda yapalım mı? Yapalım hadi. Şu kısmı seçtim. Shift S kursor select dedim. Burayı boolean modifier ile alabiliriz. Buraya bir küpek diyerek Shift A'dan buraya bir adet küpek dedim. Şöyle S X ile 80'i de büyüttük. G Z ile, pardon, global alalım. GZ ile aşağı indirdim. Yani bir kontrol edelim. Evet, bu şekilde. Bu bizim ayrı bir objemiz. Bu ayrı bir objemiz. Burayı boolean modifier ile ayıracağız. Şöyle apply diyelim. Şu nesne ihtiyaç kalmadı. Bunu sildik. Gördüğünüz gibi şu iç kısmında yapmış olduk bu şekilde. İşte bugün şurada düzeltelim şöyle. Biraz aşağı indirdim. Bugün bir fotoğraf blueprint olarak kullanarak bir tane karenlik model dedik. İşte siz de bu şekilde ev olur, bina olur, farklı nesneler olur. Bu şekilde modelleyebilirsiniz. Bayağı kolay bir şey. Şuradan şey de yapabiliriz. Ekstradan. Mesela şunları biraz şey yapalım. Bunları kaybedebiliyor muyuz? Bunlar dursun ya. Şimdi bu modele köşede biraz daha gerçek durması için
Ve ben modifier ekleyelim bir de. Hard'ın normal dedim. Autos mod aktif ettim. Şu büyüklüğünü biraz düşürelim. Ters dönmüş yüzey var mı diye. Onları bir kontrol edelim. Bakın yüzeyler yanlış duruyor. Shift N kısa yolda. Onları düzelttik. Sonra başka şu angle açı ayarına getirelim. Burada mesela sorunlar var. Şunları silelim. Burası neresiymiş? Burası. Dursun. Shift N ile ayarladık. Sonra şu kısım var. Bu kısmı şey yapmıyorum, ellemiyorum. Böyle bir işlem yapmış olduk. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.